bu sezon 3. Lig'de de mücadele edecek Bursa Spor sezonun ilk maçında bugün deplasmanda Düzce Spor ile karşılaşacak. Şüphe yok ki, tahtayı açar açmaz yaptığı flash transferlerle 3. Ligin çok üstünde bir takım kuran Bursa Spor'un ilk maçtan elde edeceği sonuç merak ediliyor. Süper Lig tecrübesine sahip futbolcu ağırlıklı kadrosuyla ilk maçına çıkacak olan Bursa Spor. A sezon başında başarılar diliyoruz. Önceki gün Bursa Spor yönetiminden, kulüpten yüklü alacağı olan eski başkan ve yöneticilerle firma sahiplerine önemli çağrı yapıldı. Kulüpten alacaklarını feragat etmelerini isteyen Bursa Spor. A dün akşam saatleri itibarıyla bir dönüş olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat, Bursa Spor. Un düzlüğe çıkması adına yapılan çağrının muhakkak eski başkanlar tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünenlerdeniz. Zira, bu Bursa Spor, U yeniden ayağa kaldırma adına yapılmış bir kent çağrısıdır. Kulübün yeni başkanı ve yönetimi takımı Bursa'nın şanına layık liglerde oynatabilme adına büyük fedakarlıklar yapmışlardır. Bursa'dan da, açılan, yanındayım, kampanyasına büyük bir destek verilmiştir. Şimdi o desteği gösterme sırası, alacaklı eski yöneticiler, başkanlar ve firmalardadır. Bursa Spor, yönetici alacaklarından da kurtulduğunda bambaşka mali tablo ile sahalarda rahat bir şekilde futbol sergileyecektir. Kentin kenetlendiği, yerel yönetimlerin ve siyasi partilerin takımı ayağa kaldırma adına omuz attığı bir dönemde Bursa Spor. A geçmişte yüklü paralar vermiş olan başkanlarımız ve yöneticilerimizden de bu fedakarlık yapılmalıdır. Zira, kulübün içinde bulunduğu lig ve mali tabloyla borçları ödeme gücü yoktur. Takım ortaya koyacağı başarıyla ligleri atlayıp yenidense, Üper Lig'e dönme mücadelesi verirken, eski başkanların alacaklarını silmeleri de kaçınılmaz olacaktır. Bursa Spor, UN, eski başkanlarına yaptığı bu çağrı karşılıksız bırakılmamalıdır. 15 binin üzerinde taraftarın kombine satın alarak mücadeleye katkı koyduğu bir ortamda, iş insanlarımız ve eski yöneticilerimiz de taşın altına ellerine sokmak durumundadırlar. Bursa Spor, bu şehrin paha biçilemez bir markasıdır. Ona sahip çıkmak Bursa'da yaşayan hepimizin sorumluluğudur. Elbette alacaklarını silen, bağışlayan futbolculara, firmalara, iş insanlarına da kent olarak şükran borçluyuz. 600 milyon liranın üzerindeki bir yönetici alacağı olan Bursa Spor'un üzerinden bu borç kambur olmaktan çıkarılmalıdır. Çekirgedeki o proje hizmet, binasına mı dönüştürülüyor? Bursa Büyük. Şehir Belediyesi'nin önceki yönetimince Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yapımına başladığı çekirge teras projesi durduruldu. 31 Mart Sonrası iş başına gelen Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetiminin fonksiyon değişikliği amacıyla projeyi durdurduğu ileri sürülüyor. Peki, yıllardır yarım ve atıl duran eski emekli sandığı neden Kalma Yeni Çelik Palas Oteli'nin bazı bölümlerinin yıkılarak kalan kısımlarının kente kazandırılması, kısmen rekreasyon ve kültür merkezi olarak kullanılması planlanan o proje hangi amaçla değerlendirilecek? Büyükşehir Belediyesi'ne yakın kaynaklar Başkan Mustafa Bozbey'in Büyük şehrin merkez bina dışındaki dağınık birimlerini buraya toplayarak eski yapının kalan kısımlarıyla yeni eklentilerini hizmet binası olarak kullanmaya hazırlandığını bildiriyorlar. Yani kentin yamaçlarındaki bu değerli alan belediye hizmet binasına dönüştürülecek. Şimdilik duyumlar böyle. Bakalım yerel seçim öncesi Ankara, Destekli ve Bakanlık işbirliğiyle yürüyen 31 Mart sonrası ise sekteye uğrayan o projenin akıbeti ne olacak? Belediyeler ripocumu oldu. Bankaların yüksek faiz çılgınlığı belediyelerin iştahını kabarttığı konuşuluyor. Bursa'da kimi belediyelerin ellerindeki parayı bankalarda faize yatırdıkları dillendiriliyor. Müteahhitlerin kentimizdeki belediyelerden yüklendikleri projeler için istihkak ödemesi alamadığı, o belediyelerin ise kasalarındaki paralarını bankalarda faiz getirisi için değerlendirdikleri ileri sürülüyor. Vergi, SSK prim borçlarının da giderek büyüdüğü belediyelerin repo işine girmiş olmaları şaşırttı. Bu girişim, hükümetin belediyeleri vergi ve SSK borçları için yakın takibe aldığı bir dönemde yeni bir kaynak arayışı mıdır bilmiyoruz. Borçlar dururken alacaklılar muhatap bulmakta zorlanırken, paradan faiz geliri elde edildiği belediyecilik dönemine de ilk kez tanık oluyoruz. Acaba bu finans modelini Bursa ya İtalya bürokratlar mı önerdiler?